Evet, merhaba. Aztek halk arası ile ilgili çok fazla soru gelmeye başladı. Tahmini olarak yüzde kaç verir, hangi gruptan girmeliyim şeklinde. Ben de herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan sadece tahmin ve bilgilendirme amaçlı ve daha önceki oransal halk arasından yola çıkarak bir tahminleme yapacağım ve bunu sizlerle paylaşacağım. Sorularımız belli. En çok gelen soru, yüzde kaç verir, hangi gruptan girmeliyim? Hangi grup daha fazla verir veya nasıl başvurulur şeklinde birkaç soru gelmeye başladı. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Yüzde kaç verir? Şimdi bir önceki oransal ve yüksek başvurulu grubu olan halk arası olan Coroplast'tan yola çıkacak olursak bir analiz yapalım. Coroplast'a gelen talep şu şekildeydi. Normal gruba 502 milyon TL, yüksek başvurulu grubuna ise 1 milyar 194 milyon TL'lik bir bireysel başvurusu geldi. Coroplast'ın 6 gün boyunca tavan görmesi ve şu anda halk arasında olan yükselen bir ilginin olması sebebiyle Aztek için ben 125 civarında daha fazla bir miktarda talep bekliyorum. Tabii ki bu bir tahmindir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Bu tahminlememden yola çıkarak normal başvuru grubundan yaklaşık olarak 630 milyon TL'lik yüksek başvuru grubundan ise yaklaşık olarak 1,5 milyar TL'lik bir başvuru ve talep bekliyorum. Talebin TL büyüklüğünün bu civarlarda olacağını tahmin ediyorum. Bunun birazcık üstüne çıkabilme ihtimalini de hatta düşünüyorum. Peki buna göre nasıl bir dağıtım sonucu ortaya çıkar? Şimdi bahsettiğim rakamlara göre normal başvuru grubundan Aztek'e 630 milyon TL'lik bir talep gelirse dağıtım yüzdesi normal grup için %20 olacaktır. Yüksek başvuru grubuna ise bireysellerden 1,5 milyar TL'lik bir talep gelirse yüksek başvuru grubundaki dağıtım yüzdesi ise %4,5 olacağını ben tahmin ediyorum. Bir örnek verecek olursak, örnek üzerinden gidecek olursak normal başvuru grubundaki maksimum talep 3000 lottu. O da 32.700 TL'ye denk geliyordu. 32.700 TL'nin %20'si ise 600 lot yani 6540 TL eder. %20'si. Maksimum bu miktar ile başvuran bir kişi için benim yaptığım tahmine göre 6540 TL'lik bir dağıtım sonucu ortaya çıkacağını tahmin ederim. Peki aynı miktarın yani 6540 TL'nin yüksek başvuru grubundan benim tahmin ettiğim yüzdelik dilimine göre gelmesi için o kişinin yüksek grubundan kaç parayla başvurması gerekiyordu? Yani benim tahminim yüksek başvuru grubu için %4,5'tu. Bu yüzde ile bu yüzdeyi olduğunu varsayarsak yüksek başvuru grubundan başvuran bir kişi 6540 TL'lik bir lot alması için yani 600 lot alması için o kişinin 145 bin TL ile başvurması benim yaptığım yüzdelik dilimine göre gerekiyordu. Yani arada bir tarafta 145 bin TL ile 6540 TL'lik bir lot alınıyor. Diğer gruptan ise 32.700 TL ile 6540 TL'lik bir lot alınıyor. Burada herkes tabii ki kendi tercihini yapar. Tabii ki burada verdiğim yüzdelik dilimlerin gerçekleşeceği de belli değil. Sadece benim kişisel tahminim ve analizimdir. Zaten herhangi bir yatırım tavsiyesi zaten değildir. Buradan yola çıkarak kesinlikle siz de yatırım yapmaya direkt karar vermeyin. Hepiniz kendinizi değerlendirin. Bunun dışında tabii ki 345 bin TL'nin çok çok daha üstünde parası olan kişiler için ise tabii ki yüksek başvuru grubu benim yaptığım yüzdelik sonucuna göre daha avantajlı olabilir. Fakat o miktar kadar parası olmayan kişiler için yani örneğin 145 bin TL'si olmayan kişiler için başvurma yerine ise ben kendi yaptığım sonuca göre normal başvuru grubu olarak avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki avantaj durumu kişinin aslında parasının ne kadar çok olup olmadığına göre değişiyor. Çünkü normal başvuru grubunun bir sınırı var. O da 3000 lot. Peki ikinci soruya geçelim. Nasıl başvuruluyor? Burada aslında birçoğumuz biliyoruz ama halen bir kısmımız çok az bir kısmımız, özellikle yeni başlayanlar tam öğrenemedi. Bu halk arzınız Aztek oransal bir halk arz olduğu için aracı kurumlarınızın veya bankalarınızın halk arz başvuru menüsünden başvuru yapabilirsiniz. Yani hisse al sat menüsünden, hisse alım satım menüsünden değil de burada halk arz başvuru menüsü şeklinde ayrı bir menü oluyor. Oradan başvuru yapılıyor. Bu halk arzda şu anda olmayan büyük kurumlar kim diye açık olursak İş Bankası ve Akbank olmayan büyük kurum olarak karşımıza çıkıyor. Yapı Kredi ise var.
Videomuzu bu şekilde. Lütfen beğeni yapmayı ve yorumda bulunmayı unutmayın. Görüşmek üzere.